Dijitalde kampanyalar devam ediyor. Bir de şimdi First Lady'ler sahaya çıkmış vaziyette. Biliyorsunuz bir süredir Selvi Kılıçdaroğlu çocukların beslenme saati isimli Beylikdüzü Belediyesi'nin başlattığı bir projeyi sahiplendi. Onun hamisi oldu ve tüm Türkiye genelinde özellikle çocukların sağlıklı beslenmesi ve ekonomideki bu yoksulluk meselesiyle ilgili bir kampanya başlattı ve geziyor. Nereye gidiyor? Valla aslına bakarsanız çok mütevazi yerlere gidiyor. Kadınların kurduğu dayanışma evlerine gidiyor. Çocuk yoksulluğuyla mücadele eden sivil toplum örgütlerinin mekanlarına gidiyor. Gene işte mesela geçen gün Nesin Vakfı'nda Matematik Köyü çocukları da konuşmuşlar. Nesin Vakfı'na uğramış İstanbul'da. Benzer şekilde Trabzon'da Rize'de kreşleri ziyaret etti. Çocuklarla bir araya geldi Türkiye Beslenme Saati Projesi'nde işte böyle fotoğraflar veriyor ve gördüğünüz üzere Türkiye'deki tüm kadınlarla yani başörtülü, mütedeyyin, modern hepsiyle beraber sadece CHP seçmen tabanını oluşturan değil. aslında bakarsanız Millet İttifakı masasındaki o çeşitliliğin tamamını görebildiğimiz yerlere gidiyor. Melis Alpan bir video paylaşmış. Daha doğrusu son seyahatinde Selvi Kılıçdaroğlu'nu takip eden gazeteci arkadaşım, meslektaşım Evrim Kepenek bir video paylaşmış. Önce o videoyu izleyelim. Evrim KPN'in o videosunu izleyelim lütfen Efe'ciğim. Senden ricam. Güzel ee, e Evet, Selvi Kılıçdaroğlu'nun kadınlarla yaptığı sohbetlerden bir video koymuş. Melisa Afan'da çok sevdiğim şu cümleyi e, yazmış. Demiş ki Selvi Hanım denk eşit hissi veriyor. Ben bu fotoğrafta bu videoda iki eşit kadın görüyorum diye yazmış. Güçlü bir cümle ve ben Selvi Kılıçdaroğlu'nu sahada izledim. Ee, hakikaten e, gerçekten de öyle bir duygu yaratıyor sahada. Yani halktan biri. Hani kimileri diyor ya yok kıyafeti öyle değil, yok efendim elini böyle şey yapmış, herkes imaj maker oldu maşallah. Niye efendim gülümsememiş, niye kadınlara sarılmamış mesela bir diğeri bu videosu. Ee, niye öyle etmemiş, böyle etmemiş falan böyle bir sürü e, yorum yazılıyor biliyorsunuz. Şimdi Selvi Hanım böyle bir profil. Bir de Emine Hanım'a bakalım. O da bir first lady. O zaten first lady. Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu anki eşi. E, Cumhurbaşkanı'nın eşi. Selvi Hanım çocuklarla böyle bir projeye başlayınca açıkçası e, doğrusu Emine Hanım buradan ilham aldı diyelim en e, zarif ifadeyle. Esinlenmiş olmalı ki o da çocuklarla ilgili bir projeye başladı. Bakın şöyle yazmış çocukluk hayat defterinin her şeyin sevgi ile yazılabileceği ilk sayfası mutlu umutlu ve güven dolu cümlelerle yazılmış bir çocukluk her çocuğumuzun hakkı iftar soframız sevgi evlerimizde kalan çocuklarımız için kuruldu birlikte Karagöz ve Hacivat gölge oyunu izledik. Yankılanan neşeli gülüşleri en büyük kazinemiz. Tüm çocuklarımızı sevgi ve muhabbetle kucaklıyorum. Şimdi şunu teslim edelim. Bu tamamen Selvi Kılıçdaroğlu'ndan alınmış bir ilham. Neden? Çünkü Sayın Emine Erdoğan'ın biz buna e, iletişimde e, subject management diyoruz. Ünlü bir kişinin influencer, celebrity, bir siyasetçi işte iş dünyasından güçlü bir karakter bir meseleyi yani bir temayı, bir konuyu kendisine e, konu edinmesi ve bunu sürekli olarak e, anlatmaya devam etmesi. Mesela atıyorum Bill Gates e, iklim değişikliği anlatıyor. İşte efendim bir başkası e, kadın e, meselesi anlatıyor gibi. Selvi Hanım çocuk konusunu, çocuk yoksulluğu konusunu Türkiye'de dramatik bir meseleye dönüşen almıştı kendisine onu onunla bir yol yürüyordu ama Emine Erdoğan ne diyordu işte efendim atık değil mi e, şey atık sıfır atık projesi vesaire böyle şeyler anlatıyordu ama şimdi çocuk konuşmaya başlamış Emine Hanım onun seçtiği kelimelerle Sel Selvi Hanımın seçtiği kelimeler çok farklı video izleyelim Emine Hanımın videosunu izleyelim. Sesi yok mu bunda efecim? Ha müzik olduğu için açamıyoruz. Peki, tamam. O zaman e, izleyelim videoyu. Şimdi bakın, büyük ekran izleyelim. Büyük ekran, büyük ekran video izleyelim. Şimdi bakın, burası külliye. Oraya gelmişler kendi doğal ortamlarından çıkartılmışlar hiç görmedikleri bir sofrada hiç görmedikleri hiç alışkın olmadıkları bir böyle e, zenginlik e, şeyi içerisinde e, görüyor musunuz yani böyle bir şey ve bu hani e, nasıl diyeyim bir doğum günü kutlaması gibi hani bir günlük bir etkinlik gibi hani nasıl anlatabilirim bir duygudaşlık hali yok gibi sanki. Ben videoyu izlediğimde biraz bana ilginç geldi açıkçası. Ee, yani işte şeyler kurulmuş, eğlenceler kurulmuş vesaire. Ee, Emine Hanım'ın kendisi sürekli gülümsüyor, hediyeler dağıtılıyor filan. Ve sonra ne oluyor? Ee, günün sonunda yani bu video bittikten sonra bu çocuklar kendi kaderlerine e, o evlere geri dönüyorlar. E, o evlere geri dönüyorlar. E ee, Selvi Hanım ise şöyle bir strateji tercih etmiş ya da yöntem ya da kendisine onu daha yakın bulmuş. O gidiyor. Yani çocuklar onun külliyesine, sarayına, efendim bilmem neresine getirilmiyorlar. Selvi Hanım kalkıyor. Selvi Hanım kalkıyor, e, gidiyor. O çocuklar neredeyse Türkiye'nin hangi köşesindeyse, e, hangi yoksulluğun içindeyse, o yoksulluğun içine gidiyor Selvi Hanım. E, o kadınların kurduğu dayanışma evlerinin içine gidiyor. E, şimdi burada ikisinin arasında temel bir fark var. Ha hangisi milletimizi daha iyi gelir? Hani Emine Erdoğan'ın bu görkemli, ihtişamlı, e, ihtişamlı davetleri mi daha mesela bizim halkımızı etkiler ve vay be bak bu yoksulluk kişini bunlar çözer mi olur yoksa yani evet bakın hani böyle başlıyor video görüyor musunuz hani e, masalar ihtişam ondan sonra falan böyle başlıyor yani Sayın Emine Erdoğan'ın elindeki o yüzük falan hani bir yandan da Selvi Hanım'ın o kimsenin beğenmediği o çok kendi kendine hali yani üzerindeki o gömleği saçlarının fönü yok bir şeysi yok işte makyajsız ayakkabıları son derece sade bir tane pantolon çekmiş üstüne falan. O da böyle mesela bir şey tercih etmiş. Hani hangisi bir bakalım şeye ankete bakalım. Hangisi sizi daha yani size daha iyi geliyor? Yani Türkiye yüzyılı diye bir kavram sağlaştırma yaptılar ya 2023'te. Nasıl bir Türkiye'de yaşamak istiyorsunuz? Böyle varaklı sandalyelerde, saraylarda çocuklarımızın ağırlandığı bir Türkiye'yi mi seviyorsunuz? Olabilir o da bir tercih. yoksa çocuk yoksulluğunun artık biteceği, gelir adaletinin sağlanabileceği ee, yoksullukta değil başka noktalarda e, hani e, kendini bulacak bir Türkiye mi? Evet e, birazdan Efe getirecek herhalde ekrana anketi bakalım ne yazmışsınız doğrusu ben de merak ediyorum. Daha devam ediyor tabii %8 oranında Emine Erdoğan denilmiş %92 oranında e, Selvi Kılıçdaroğlu denmiş.